ses. Se, çet, se. Se, sa. İçeride çeker inşallah. Çet, ses, sa. Se. Pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma. Ayrıca cebeci yokuş. Geldi mi yayın? Bir kontrol et bakayım. Keşke üniversite internetine bağlanabilseydik. Evet. Çok sekiyor gibi. Şu an açılmadı abi. Bende yayın var gösteriyor. Şu an. Geldi mi? Se. Önceki yayın şeyden. Se. Live. Geldi o zaman. Şu an geldi. Bakayım takılıyor mu? Oğlum senin internetin de çekmiyor ki. Heh. Ha, tamam, sesler güzel. Sesler güzel. Se. Efendim. Açık açık, yayın açık, ne oldu? Şey güzel. Etkinin sonunda acaba bizim ekibi sen çağırabilir misin? Geçen sene öyle yapmıştım. Çok tatlı olmuş. Ekibe ne çağırayım? Ekibi ve sahneye çağırıyoruz da. Ha, ben çağıracağım etkinliğin sonunda. Ver. Güzel olur abi. Ver. Sezon Türkçe'de bırakabiliriz zaten. Tamam. İlk isim daha ekleyeceğim. Eksik yazmış arkadaşlar. Ekle. Oğlum bu ne lan? 120 kişisiniz siz. Abi evet, çok kişi çalışıyor bu etkinlikte. Ben de anlamadım. Ha, sonra da bunu mu çağıracağım? Evet abi. Oha! Tek tek okuyacağım mı bunları? İstersen sen bilirsin abi. Okuruz ya. Tamamdır. Teşekkür ederim abi. Arkadakileri okusam? Olmaz mı? Çalışıyor abi 2 gündür. Hani çok ayıp oldu. Tamam, okey. Kaç kişi o? Sab okur gibi okurum ben onu. Toplam 75 falan gibi. 75 isim, tamam, okey, güzel. Gimbal'ın bozuldu yine ya. Bozulmadı da şarj etmeyi unuttum dün. Dün şarj etmeyi unuttum. Tanrım da doğum günüymüş. Doğum günümü kutlarım Ahmet abi. Kim o? Ben. Gel. Gel. Yayındayız. Yayında mıyız? Şu an yayındayız. Nasılsın? Bir dakika. Şöyle. Seni şöyle göstereyim. Adın neydi canım? Taha. Taha sevgilin var mı? Yok. Anadolu Üniversitesi'nden Taha. Sevgili arıyor. Doğum günü. Doğum günü kutlu olsun Taha. Tariflerimi bekliyorum. Tariflerimi bekliyorum. Ses kötü olamaz ya. Çok kötü olamaz en azından. Yani bu kadar. İdare edin. Şurada yaka mikrofonum var. Ya bilgisayardaki gibi sesi beklemeyin abi. Olamaz yani aynı ses. Ona biraz şey yapacaksınız. Ona bir okey çekeceksiniz abi. Umarım içeride internet sıkıntısı yaşamayız ya. Umarım içeride sıkıntı yaşamayız. Önden bir açayım dedim. Herhangi bir sıkıntı olursa geleyim yanıma. Sıkıntı olursa yanıma gelme. Gelme abi. Gelsen ne yapacağım yani. Yani artık. Yapacak bir şey yok. Hangi okuldayım? Yukarıda Anadolu Üniversitesi yazıyor. Şeydeyim ama. Leipzig Max Planck Enstitüsü'ndeyim. Sakallarından ses geçmiyor, ne ya. Bir dakika, kendime çevireyim. Mikrofonum iyi ya. Bu mutfak yayınında kullandığım mikrofonum. Sakallarıma da laf atan bilmiyorum yani. Kıskanıyordur bence. Ne oldu, sakalım da çıkmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar sakalınız mı çıkmıyor? Sakalınız mı çıkmıyor? Heh, al. Al, ağla. Al. Al bak. Şuraya bir de yüzük takacağım. Oh. Şuradan uzatacağım bak. Takacaksın yüzüğü moruk buradan. Köse misiniz? O zaman ağlayın. Sakala ne yağ? Yağ kullanmıyorum abi. Wax kullanıyorum. Mis gibi kokuyor. Mis. Şimdi içeri gireceğiz. Yavaştan toplanın diye biraz erken açtım. Kulisimdeyim. Bana özel bir kulis burası. Burnun yamuk. Burnum hep yamuktu. Estetiğe 10 milyon dolar verdim. Yine yamuk abi. Ne yapayım yani? Demek ki düzeltilemeyecek bir burun. TV fena. İşte Anadolu Üniversitesi bağışlarınızı bekliyor abi. Anadolu Üniversitesi bağışlarınızı bekliyor. Nereden izleyeceğiz? Buradan izleyeceksiniz. Az sonra söyleşiye gireceğim.
Panda gel selam ver yayına ya. Gel gel otur gel. Gel otur abi gel gel. Bir çay verin Panda'ma. Bir röportaj varmışlar. Bir röportajımız da burada var. Nasılsın abi? İyi yumurta gibiyim ya. Ne demek abi? Bir yuvarladılar. Önden bir Mete gömmüş ben yokken bana. Öğrendik onu. Seyirciden kaçar bir info alır. YouTube'da az video çekiyorum dedim. Linç ettiler ya. Cümleten selamlar arkadaşlar. Siz kalkın. Efendim canım. Bir şey söyleyecektim de. Söyle abi. Ya içeride bir fotoğraf daha çekelim. Tamam. Onu yapıp tamam, geliyorum. Tamam siz fotoğraf çekin. Geliyorum. Geliyor geliyor. Panda geliyor. Kalk gel ekibi fotoğraf çekilmeye gitti. Bunun birazcık tıkalı. Canberk gel. Canberk de kısmetini arıyor. Otur. Anadolu Üniversitesi bu yakışıklı çocuk. Hamster gibi çocuğum var. Vallahi mis gibi. Bu çocuk bu çocuk kısmetini arıyor. Aşkım kısmet kapatma. Çocuğun kısmetini kapatma. Temiz çocuk. Zade, Zade sen de kısmet arıyor musun? Yok abi ben kapalı istemiyorum. Sen o işleri bıraktın mı? Ne yapıyorsunuz? Ne bu yakınlık? Ne yakınlık bu? Pardon, pardon. Bayağı siz yıllardır görüşmeyen kardeşler evet, gibisiniz. Evet. Sizi özlüyoruz birbirimizi. Tebrik ederim. İki ödül alan tek isim olmuşsun. Teşekkür ederim. Ben de size teşekkür etmek istiyorum. Niye? Efendim. Tanrı Star döneminden. Sahnede teşekkür ettin mi? Sahnede kimseye. Allah belanı versin. Sahnede şey dedim. Lan benim elimde niye teşekkür ederim? Sahnede dedim ki Şahin'in Allah belanı. Sahnede teşekkür edecektim. Kahve bir tane. O kadar çok yemek yedik ki. Ne yediniz? Ayten'e gittik. Aa. He. Vallahi. Ayten'e gittik. Aa diyor biliyor musun ki Ayten'i? Durduk ya bence bilmiyor. Öylesine aa dedi. Sürekli girip duruyorum. Şey gibi olmadı şu an kendini göstermeye çalışıyor. Hayır oturun. Evet beğenildim Eskişehir Ahmet Bey. Beğendiniz mi Eskişehir? Abi Eskişehir güzel ama dedikleri gibi ara sokaklar bok gibiymiş. Öyle mi demişlerdi? Çok öyle dediler Twitter'da. Ara sokaklar gerçekten bok gibi. Girmeseydin. Ne yapayım çocuk ara sokakta yaşıyor. Valla yapacak bir şey yok. Ama o da bir deneyimdir. Yani gerçekten bok gibi. Evet. Bir Antalya değilmiş. Abi nasılsın? Vallahi iyiyiz işte. Sabah geldik. Facebook nasıl gidiyor? Keyifli gayet her şey yolunda. Sen nereden geldin? İstanbul'da. Sen İstanbul'a yerleştin değil mi? İstanbul'da. Ankara tamamen finito mu abi? Tamam anne baba orada sadece şimdi. Ne güzel. Aynen onlar için artık. Benim anne baba nerede ben de bilmiyorum. Bir İstanbul'da bir tabii. Kıbrıs'talar böyle geliyorlar. Gelince selam verip köy evine, köy evine kaçıyorlar la. Yani hayat onlara şimdi güzel olacak. Adam orada çalıştı. İşte annem emekli de olmak istemiyor. Evlendirdi. Evet. Ne yapacak? Gezecek kardeşim. Evet tamam bence de gezmeleri lazım. Bence de. Şimdi takdirden oturumum mesaj var. Geldi. Gitmeden görüşelim diyor. Oturumum var şimdi. Kolay gelsin abi. Sonra gideceğim takdirin çocuğunu seveceğim. Hadi bakalım süper. Takdirin çocuğunu seveceğim. Biz de buradan yanaklarından hemen... Katliyi özel okullarda okutmak için Rainbow Six Twitch ayımıza girdim. Oldu, oldu. Onların eve bir 4000 dolar soktuk. Eyvallah, afiyet bal şeker olsun. Katliye bebek özel okulda okuyacak. Bak burada aileler geçiniyor. Facebook nasıl gidiyor? Facebook gayet keyifli abi, ben çok memnunum. Valla. Panda da gördüğüm kadarıyla gayet memnun. Yeni CS geldi. De geçti. CS de geçti, o da memnun gibi gözüküyor. Allah açısın, biz buradayız. Twitch'in kalesi. Abi birilerinin kalede durması lazım. Değil mi? Bilmeyelim. Evet. Sonuçta. Yuvamızı kaptırmayalım değil mi? Yıllarca emek vermişiz. Geldiğimiz yeri unutmayalım. Evet. Yuvayı kaptırmamak önemli. Ben tutarım abi yuvayı. Rahat ol. Ondan eminim ben şimdi. Ben de. Eyvallah. Eyvallah. Bana güveniniz olsun. Görüşmek üzere. Eyvallah. Ya mikrofonum biraz kötü. Ne yapayım arkadaşlar? Yani burada mobil yayın yapıyoruz. Mobil yayın yapıyoruz yani. Baksan, bu şeyden kapanıyor burada. Buradan kapanıyor değil mi? Evet. Şöyle yapabilirim. Eski taktiğin. Orada da sakaldan geçmiyor ses. Bir dakika. Ay çıkaramadım. Sen çıkarsana hayatım. Ay. Ay onu çıkar. Şimdi chat. Ses mikrofondan bu mikrofondan geldiğini hep beraber onaylayalım. Tıp 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 oldunuz mu? Vurduğumda. Tamam. Hayır, başka bir mikrofonu mu algılıyor diye baktım da. Sakalıma mı takayım? Oldu mu? Hoş geldiniz yayınıma. Ben burada Can Yaman gibi niye duruyorum? Can Yaman! Arka odadayız oğlum zaten. Ne göstereceksen göster. Oldu mu? Böyle mi çıkıyorum? Daha mı iyi oldu böyle?
Görüşürüz. Anlatacak mısın? Görüşürüz demezsek şimdi. Defol lan. Çıkışta görüşelim. Gitme bir yere. Yok gitmiyorum, buradayız zaten. Ha, iyi. Şimdi de takamıyorum. Lan tak kardeşim şimdi. Aynı yere mi takacağız? Aynı yere tak. Bence orada bir sıkıntı yok ama şöyle yapalım. Ben onu kapatayım. Şimdi tak bakayım. Şimdi nasıl? Şimdi nasıl? Ha 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 ha, stay alive, stay alive. Ha 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 ha, stay alive. Sakalı daha mı iyiydi? Sakalı daha mı iyiydi? Oğlum sakala nasıl takayım? Öyle bir şey yok ya. O zaman şöyle takla attırıyorum. Bak böyle takıyoruz. Anladın mı? Anladın mı? Ha ha ha. Ha? Nasıl? O ne? Mikrofon mu lan o? Kanka cablesız. Oğlum ben de alacağım bundan ya. Cablesız. Bu çok güzel de şarj etmeyi unuttum dün gece yorgunluktan. Şarjım yok. Ettik ya. Bu İsveç'teki mi ya? Bu İsveç'teki. Meşhur aletim bu abi. 2 yıldır hayranım gerçekten buna. Bir alamadın mı panda? Hakikaten pinti, hakikaten pinti pandasın abi. Nasıl alamadın? Elimle tutmak ona alışmışım ama yok alıyorum. Kaç para bu tahminen? Bilmiyorum. O zaman almam. Alalı çok oldu. Bir şey almam ben. Alalı da çok oldu ama. Ha. Bak hala sablarım var burada. Vay be. Aa Mert 66. Pinti tatmin attı abi. Kardeşim benim. Ha. Eğer fiyatı 1500'ün altındaysa alırım. Değildir. Değildir be. Ona şey alırsın ama. Ona zarın bayan alırsın. Bak. Zaten bir daha 3 de. 3. O kadraja girdi. O kadraja girdi abi o. Şimdi kadrajlandık. Senin kalabalığı geri sana yollamamız lazım fotoğraf çekip. Tamam. Hala cavrik diyor musun? Hı, dur mu? Tüm cavrik kardeşlerime buradan kocaman en sevdiğim. CS geldi mi? Öpücüklerim. Yok. CS'yi ben bilmiyorum en azından. Hadi ya. CS'yi yok. Tamam gel. Abi sana bir şey soracağım. Yeah. Bu Eskişehir hakkında attığın tweet ara sokaklara girince sabit mi? Ara sokaklar kötüymüş. Ara sokaklar kötüymüş. Bayağı kötüymüş. Bayağı kötüymüş ara sokaklar. Bizde öyle değildi. Antalya'da öyle değil bro. Bizim her sokağımız çok güzel. Evet Zade. Evet abi. Senin nasıl gidiyor Facebook hayatın? Çok güzel gidiyor abi. Valla mı? Datmin misin? %50-50. %50-50. Tamam. En azından önemsendiğimi hissediyorum abi. O güzel. O güzel. Evet. Çok zayıf diyorlar sana ya. Zayıf mı? Zayıflık iyidir arkadaşlar. Zayıflık iyidir ya. Benden 3 tane bu arada ha yani. 4 varım. 4 varım. Taze sıkılmış portakal suyu lazım abi sana. Taze sıkılmış portakal suyu. Arada fıstık gibi çocuk diyorlar onu okumuyoruz. Kim dedi lan? Banlayın onu. Banlasanız onu. Banla mı? Banlasanız onu. Kim fıstık gibi dedi Zade'ye? Allah'ın malı. Ben ne zaman çıkacağım acaba? Saat kaç? Benim şu an çıkmış olmam gerekmiyor mu? Söylerler herhalde. 4:30. Benim şu an sahnede olmam gerekiyordu. Yapacak bir şey yok. Zade senden yakışıklı bu arada. Adamsın. Evet bak. Tamam bu hep böyle duruyor. Duruyor bak. Zaten onun ben balansını yaptım. Şöyle böyle de yapabilirsin. Bele bele yaparsın yani bu önemsiz. Şarjı gözüküyor mu? Ama bildirim gelir zaten şarjı biterken. Şarjı biterken şov yapıyor. Boğazlı kazanı çok beğenmişler Zade. Teşekkür ederim. Ben pek beğenmedim. Adres ver eve atayım seni yavru. Diyor sana diyor bana diyemez ben evliyim. Evet arkadaşlar erkeklerden hoşlanmıyorum. Erkek olduğunu ne biliyorsun? Abi kaç tane? Bir kapatalım mı? Esiyor güzel oldu. Yukarı Brom Göçü Bas yazmış sana herhalde. 10 dakikaya. 10 dakikaya.
Acaba ne gibi sorularla terletecekler beni, terletecekler beni. Wow. Terlemek istiyorum. Ya bunu ben yaparım ya. Canberk sana gerek yok bence. Bunu ben yaparım. Bunu ben kendim çıkaracağım. Elimde. Ekran kartı almadan yollama değil mi? Binelim lazım mı sana? Nereye takacağım? Ne bileyim oğlum benim yere takacağım. Canberk'e full yeni bilgisayar almamız lazım. Hala spor oynuyor musun? Ha, Olips attı mı ağzıma? Sponsorumuz Olips'e teşekkür ederiz. Viral. Aa, viral. Harbi mi? Tabii lan sponsor oldu ben bu yolculuğa. Ben boşuna mı attın? Sen de teşekkürler. %5 isterim. Peki şey mi neydi o? Alev Olips mi? Buralarda Olips gibi kokuyor ya. Kalitesiz selam. Barış abi DC banımı aç kulun köpeğin olayım diyor. Akbil Basar. Açmayacağım tabii ki bu ne? Niye banladın ki? Bilmiyorum. Zaten küpenin markası ne? Bana niye soru soruyorsunuz ama adamın... Ama merak etmiş adam. Küpenin markası yok arkadaşım. Yolda yürürken almış işte yani. Ha bildin yolda sokakta gördüm herhangi bir yerden aldım. Karrı küpesi takıyor. Küppe takan erkek mi olur lan? Zade Kun'a aşığım. Bak gördün mü? Ay. Erkek adam küpe mi takar kardeşim? Heyecan var mı? Elim ayağıma girdi yani. O kadar heyecanlı ki arkadaşlar. Şu an 10 dakikadır uğraşıyoruz. Bir kere bayıldı. İyi uyandırdınız ama. Evet. Kimin aklına geldiyse o şey kolonya iyi taktik. Gayet iyi. Ayten Usta'ya gittik. Ben besprisini göremedim. Çok abarttılar. Ya güzel. Ya güzel de sen şey dedin, bu o kadar ilginç şeyler gülüyor ki, yarısını yemeyeceksin bile. İyi derken şimdi, iyi ve pahalı derken burada, buranın 3 yıldızı, İstanbul'un 1,5 yıldızı. Kaç paraydı? İstanbul'a göre nasıl? 4 kişi hemen. 240, kişi başı 40 lira. Muhteşem ve burada en pahalı yerlerden biri burası. Yani çok şey yok. Zaten insanlar şey falan gidiyor. Şunu çıkarayım asayım şey paramı. Şey nasıldı? Böyle lüks restoranta gittik sen eşofmanla mı ödemedin? dün bir lüks restorana gittik. Bizim kaldığımız yere çok yakındı ve biz çok açtık. Tak diye baktım Google'da. Dedim ki oğlum dedim yanında 3 tane dolar işareti var. Biz bunu ödeyebilir miyiz? Eskişehir'e göre 3 doları. O da dedi ki Eskişehir 3 doları dedi. Gittik böyle insanlar böyle grand tuvalet janti janti giymişler böyle. Lüks restorandayız biz bize bakın falan. Ben eşofmanla gittim böyle dolaşıyorum. İyiydi. Güzeldi. Tatlısı iyi değildi evet. Bozmuşlar onu da yani. Kaç para verdiniz? Valla 7-8 kişiydik. Orada çok bir şey çıkmadı. 500 mü ne ödedik? Bence çok pahalı değil yani. Bence pahalı değil. 600 mü ne ödedik? 7-8 kişi ya. Kaç kişi izliyor? 4,5. Bedava lan. Yani şimdi aramızdaki Samsunlular diyecek ki ne bedavası biz 20 liraya kalkarız. Ama tabii İstanbullular için bedava. Samsunlular burada yine. Samsunlar. Kara kedi bozacısına uğramadan gitmeyin. Ben bozanın ne olduğunu bile bilmiyorum. Ben de hiç bilmiyorum. Nasıl bir şey lan bozan? Nasıl bir şey bozan? Bozan ne? Ağır bir kaban var böyle. İçemiyorsun kaşıkla. Ne dolabın üstünde niye sehpa var gerçekten? Antalya'da yedi Mehmet iyi ya. Değil bu arada. Yedi Mehmet kötü. Ben çocukken iyiydi. Gittim yani. Yıllar sonra Antalya'ya gidince dedim ki nereye gidip yemek yiyelim? Burnunu çek de Canberk'i görelim. Yukarın çok kaşınıyor. Yukarın yani küfür etmeyeceğim burada bak. Bir sürü insan var. Beni o güzel insanların arasında küfür ettirtme. Bu Olips çok güzel. Buz
Evet, varsa sorularınız sorun. Bu bir söyleşi arkadaşlar. Bu bir söyleşi. Müslüman papaz hoş geldin aşko. Şimdiden başladın mı söyleşiye? Abi 5-10 dakika dediler ama Panda Bey'in fotoğraf çekilmesini bekliyoruz şimdi aşağıda. Ya şu an aşağısı tıklım tıklım. Evet. O yüzden de o ya erken bitireceğiz ya şey olacak tam net değil yani. Panda'ya ayıp olmasın. 40 geçerek galiba salonu açılacak. Tamam, Pelin için sıraya girenleri döverek uzaklaştırın. Kadın düşmanıyım ben çünkü biliyorsun. Pelin için gelenleri direkt uzaklaştırın. Panda tamam, Panda'nın sırası kalsın. Çok kaşa aşkım. Onu halledelim. Gözlüğün kaç numara? 075-125. Aslında numara da sayılmaz ama astigmat olduğu için takmadığım zaman rahatsız oluyorum. Bu dünyadan olduğunu bize kanıtlar mısın? Arka odaya gidelim kanıtlayalım diyeceğim ama yani zaten arka odadayız. Buradayız yani. Buradayız zaten. This is us. You and me. Arka oda. Zade dans et. Ha? Dans etmeni istiyorlar. Hadi. Arkadaşlar şu an 250 lira donate gelir Samet abiye dans edin. Oğlum gelse de göremem ki. Notification'lar çok tırt yani. Hadi 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 tepe dans hadi. Ne dans yapayım ya? Bir Fortnite patlar bak. Bir Fortnite move. Let's go. Şu an patlıyor. Ahmet abi kulaklığı takıyor. Bir saniye Zade dans ediyor. Zade patla. Tam Fortnite 12 yaş harbi değil mi şu an ya? Zade botların istilası altında. Onu kurtarmak için kredi kartınızın ön taraftaki 12 rakamını, son kullanma tarihini ve arkadaki sihirli 3 numarayı hemen çete yazarsanız biz size yardımcı olacağız. Takalım abi kulaklığı. Takalım. Doğru çekeyim mi? Çek çek. Çek ya şurada çek. Döndürme şeyi var. Benim kafama bu kulaklıklar hiç girmiyor. En büyüğü o mu? Evet. Kırma lan. Hiç yok. Tamam tamam getir. Benim kafa dev ekran çünkü. Getir atacağım. Girdi mi? Şöyle. Şey bunu... Cebinize koysak, tamam. Oturunca onu masanın üstüne koyarsanız. Sen rahat ol, ben de. Ben de o iş. Bir de çıkmadan önce açacağız Ahmet. Tamamdır. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Arkasını siktim böyle yazdı yukarıda. Fişek fişek. Sallayarak şey oldu değil mi? Çöktü. Slow mo görmüşler. Evet çok sallayınca. Ya bitmekten o. Yoksa çok iyi çektim bu arada gerçekten. Bayağı iyi çektim. Ben ona pek inanamadım ama. Aa kredi kart numarası atanlar var. Eksik atmışsın. Ya Metin'in kuyusu. Buradasın biliyorum. Türk olduğunu biliyorum lan. Kanka dünkü yolculuktan senin çok güzel bir mixin çıkar bence. Dünkü yolculuktan bir video çıkar. Dünkü yolculuktan bir video çıkar. Türk olduğunu biliyorum Mete. Bana bak lan. Cici. Double mid. Ben bir son bir sigara içeyim madem. Öbür odaya geçip. Yalnız dedikodu yapıyorsanız yap. Yok yapmıyorum. Yayınlayayım çünkü şu anda. Sen gelince konuyu değiştirdik. Vurur canım da var ya. Ahmet abi şunu da sen yapacaksın galiba. Tamam tamam. İsterim ya sen de dursun. Biz ne yapacağız oturacağız mı yandan bekleyeceğiz? Oh 3 FPS'e düştü burada çekmiyor. Burada hiç çekmiyor bu arada. Dur dur gelecek. Gelecek. Gelmiyor. Gelmez. Geldi. Geldi mi? Geldi. Gidiyor mu? Sabit durman lazım. Geldi. İçeride nasıl olacak hiç bilmiyorum. İçeride nasıl olacak hiç bilmiyorum. Bir 30 FPS, bir 0 FPS gidiyoruz şu an.
Alarm! Alerta! Alerta! Komandos oynayasım geldi ya. Komandos. Valla. Hangisi peki? Komandos 2. Behind the enemy lines. Hiç oynamadım Komandos. Kapalı alanda sigara içmiyorum ya. Burası açık alan değil mi? Açık, açık. Açık burası. Açık açık. Bak gördünüz. Tam böyle de yani şöyle. Sadece sigara içmeye yayın olmadım. Buraya bakın lan. İç oğlum iç. Güzel iç lan şunu. Hadi bakayım. Şurada patronum beni izliyor. Oradan bakıyor. Böyle yapıyor. Caho diye bağırıyorlar dışarıdan. Ben de bir duydum bir şey. Boku yedik. Bir can yamanımız yok mu? Can yaman. Bir can yamanımız yok mu? Balkon konuşması yapayım mı lan? Bir selfie yok mu abi? Dur balkon konuşması yapacağım. Dışarıdan bağırıyorlar. Dur. Balkon konuşması vakti geldi. Açılıyor mu? Gelmiş 12 yaş kitlen burada. Buradalar. 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 Ne yapıyorsun lan? Adamsın abi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldin abi. Merhabalar. Merhabalar. Balkon konuşması için geldim. Nasılsınız? Yayındasınız. Ne oluyor? O içeriden de bağırıyorlar. Etrafımız sarıldı. Etrafımız sarıldı. İçeride görüşüyoruz arkadaşlar. Baba. Baba. 12 yaş kitlen yalnız bırakmaz. Hepsi gelmiş. Eskişehir'deki bütün 12 yaş kitlen buradaydı. Abi sadece Eskişehir'de çevre illerden mi? Gerdiniz beni, yoruldum şu an. Sabah 8'de buraya dikiliyorlar abi. Onda başlıyor etkinlik. Ben de 8'den beri birini beklesem Caho diye bağırırdım. Abi dün şey oldu. Kulise şeye, tuvalete pusmuş bir tane çocuk. Çıkartmaya çalışıyoruz. Çıkmıyor. Kim için gelmiş? Oyun Bros'la Elvin için gelmiş. Oyun Bros'la Elvin için gelmiş. Tuvalete pusmuş. Tuvalete pusmuş ve bize şey diyor. Sizi dava edeceğim diyor. Kapıdan çıkartıyoruz. Sizi dava edeceğim. Çıkartamıyoruz. Sanki yayını izleyen çocuğu mu diyorsun? Sanki miydi o? Sanki yayını izleyen tuvalette. Tuvaletten Punk yayını açmış. Evet, tuvalette Punk. Elvin için gelmiş. Basıldık. Can yamanımız yok mu abi? Buradan bizi böyle tabii, security ya, çıkarsın. Arka odaya şey yapacaklar böyle. Kardeşim bu arada senin için bir saat daha buradayım. Valla? Only for you, evet. Tam çıkışta bir şeyler yapalım ya. Olabilir. Tamam. Olabilir, tamam. Sen de son hazırlığını yap. Panda adamdır. Kardeşim o senin adamın. O sizin adamınız. Panda adamdır. Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Sesine, yüreğine. Eyvallah. Bereket. Teşekkür hadi. Ediyorum. Ben bir tuvaletim. Abi bunlara böyle. O ne? Ha, o tamam. Arada bir gidip geliyoruz ya. Çok çekmiyor. İnşallah içeride ölmeyiz. İçeride ölürsek boku yedik. Allah. Tam bölümde arka sayfa var abi. Tamam deneyeceğim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Deneyeceğim abi. Tamamdır. Çok teşekkür tamamdır. Ederim. Tamam. Kralsın abi. Vallahi kralsın. Bir gidip geliyoruz arada. Olur öyle chat. Panda adamdır. Herkese benden çay. Herkese. Anadolu Öneri'nin internetine giremedim ya. Ona bağlanamadım. Öğrenciler girebiliyormuş. Faşist bunlar, faşist. Ne var öğrenci değilsek? Faşist Anadolu Üniversitesi. Twitch açmıyor mu üniversite interneti? Hashtag faşist Anadolu Üniversitesi. Bir daha gelmiyorum. Eğitim hayatımız burada. Böyle bir şey olamaz. Faşolar. Beni dinler devrimci gençler. Ne zaman giriyoruz? Ne zaman kapıları açıldı? Açıldı. Şu an salon toplu. Doldu mu salon? Salon dolmaya başladı. Ben boş salona girmem. Kesinlikle. Ben boş salona girmem. Ben Cahreyn'im. Sen otur ya. Yengenle otur sen. Onu yanında da götür.
Evet. Bekliyoruz hala. Canberk de öğrenci. Onun ID'siyle giremedik. Girilmiyor. İstanbul'da söyleşi yapacak mısın? Yıldız Teknik ve İTÜ var bildiğim kadarıyla İstanbul'da. Nak nak esprin hazır mı? Tabii ki değil. Ahmet abi seni sahneye doğru alalım mı? Tamam alalım. Umarım içeride çeker. Çekmezse bu yayın yalan oldu. Çeker abi. Siz çekmezse kopabiliriz chat. Dur. Şu an içeri gidiyor mu ama? Açayım mı? Tamam sahneye. Tamam sahneye. Işık yok. Allah. Ahmet abi mikrofonu açayım. Aç mikrofonu aç. Aç mikrofonu. Mikrofonu aç. Gireyim mi? Bir dakika. Bir dakika. Nasıl durum? Duyuracaklar. Wow shit. Motherfucker. Kaç milyon kişi? Küçük bir ricam olabilir mi? Şunu boşaltın, bunun üstüne koyun. Nasıl? Çok mu yüksek olur? Ya da ben olmasa da konuşayım mı? Çünkü ben bunu koyacağım, göremeyeceğim bu sefer ekranı. Kaç yaşındasın oğlum sen? Evde iki tane var zaten. Tamam. Aa orada durur, süper yaptın onu sen. Bunu iyi düşündün. Yok. Bu sabit değil Muruk. Muruk bu sabit değil. Ölürüz. Hepimiz ölürüz. Hepimiz ölürüz bak. Sen mühendissin galiba. Bir tanesini ters çevirsene dedi. Allah. Evet ha bak mükemmel oldu. Evet harika. Nasılsınız? Oğlum bir dur bir merhaba diyelim hemen fotoğraf çekeceğim. Kimdi o ya? Gördüm seni. Yalnız mı geldin sen? Yok ben. Ananız babanız yok mu sizin? Ablanız? Kuzen? Yok. Nereden geldiniz? Nereden geldiniz siz? Eskişehir. Konservatuvardan mı geldin? Evet. Sen kaç yaşındasın? Ben. KP olan. Ha. Kaç yaşındasın? 11. Bizim ortalama 12 yalnız. Ortalamayı düşüren sensin galiba. Sen tam bizdensin işte. Hoş geldin. Hoş geldin. Evet, nasılsınız? Sırayla konuşacağız galiba. Ya hep beraber konuşamıyorum. Bilmiyorum siz bilirsiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Benim... Bir dakika abi, benim hanımı bir yere oturttunuz mu? Ha, tamam, hanım orada. Okey, süper. Tamam. İlgi vermezsem çünkü unutmuş olurum. Hiç hoş olmaz. Canberk orada. Sağda orada. Tamam, süper. Ne yapıyorsunuz? Çoğunuz üniversite öğrencisi misiniz? Üniversite öğrencileri bir el kaldırabilir mi? Okey. Lise? Ortaokul diyeceğim. Var mı öyle bir şey? İlkokul. Tamam. Tamam. Hoş geldiniz. Asıl kitle burada ortada. İlkokul. Ben... Sizinle özel ilgileneceğim. Sizinle özel ilgileneceğim. Şimdi sanırım mikrofon mu var? Geçen seneki gibi. Evet. Sorularınızı alacağım. Sonra muhabbet edeceğiz. Sen çok heyecanlandın ha. Çok mu önemli bir sorun var? Sor. Abi benim de var ya. Bir dakika onun çok önemliymiş. O, verin ona mikrofonu. Merhaba. Caho'ya benziyorsun diyorlar mı sana? Sakal var, gözlük var. Şişkoyuz ikimiz de. Evet. Can Yaman. Şimdi ben seni ilk başlarda takip ediyordum. Hani uzun süredir takip ediyorum. Şimdi YouTube'dan mı takip ediyorsun? İşte hani Dota videoları yapıyor muyum? Evet. Dota'ya başladığım zaman seni takip ediyorum. Dur seni bir zoomlayayım bir dakika. Chat seni merak etti. Zoomladım. Neyse. Cahreyn Eskişehir Şubesi. Buyur abi. Benim sorum şu şimdi. Hani senden nefret eden bir kitle var. Var. Buna rağmen hani devam ediyorsun ya. Evet. Bunu genel olarak nasıl başarıyorsun? Yani nasıl motive oluyorsun? Hani sonuçta her gün
Bunu söylemeyeyim oğlum ben, ne oluyor? Tabii ki senin seven de bir kitle var. Evet. Ama hani senden nefretten çok hani... Yani gördüğünüz bir kitle var, anlamıyorum. Hani ona rağmen... Bir dakika, sence benden nefret eden kitle benden niye nefret ediyor sence? Hani nasıl derler? Dediğini diyen adam derler ya. Yani. Dediğini diyen adam. Sözünü sök. Tamam. Evet. Ne? Evet. Hani ya benim anneme çok küfrediyorlar. ama yani ben annemin kim olduğunu bildiğim için benim için sıkıntı yok. Yani diledikleri kadar. Yani şimdi şöyle bir şey var. Köpek istedi diye kemik yağmaz değil mi? Arkada çok eğlenen bir ekip var. Döverim lan sizi. Tamam, sizi dövmem. Siz güzelsiniz. Ha, eyvallah. Şimdi onu şöyle açıklayayım. Bizim memlekette herkesin bir kutsalı var. Yani insanlar sevdiği şeyi kutsallaştırıyor. Mesela geçen gün dedik ki, yani dedim ki, arkadaşlar dedim, bu egzozlarını bilmem nesini söküyorsunuz motorların, pata pata ses çıkıyor. İğrenç yani. Kusuyorum dedim. Böyle iğrenç şık olamaz. Doğru bu arada. Ya buna normal zekada her insan der ki abi doğru yani, niye bize ses kirliliği yapıyorsunuz ki, değil mi? Küresel ısınma mı? Oha sert girdin sen ha, onu sonra tartışalım çıkışta arka odada. Şimdi tamam eyvallah. İyi dedin onu reis. Şimdi birisinin ama şeyiyse bu, kesin şöyle bir yorum görüyorum. Çünkü birisinin kutsalı bu. Adam demek ki bunu yapıyor yani. O anlayamıyoruz biz. O motorun sesinden adam inanılmaz bir keyif alıyor. Adam şey yazıyor, ulan Cahreyn yıllardır izlerdim seni, bundan sonra umurumda değilsin, neleş bir adammışsın. Çünkü onun kutsalına küfretmiş oluyorum. Bu pek çok konuda böyle oluyor. Sosyal medyada da bizim yıllardır alıştığımız konservatif ünlülükte de, kendim ünlü dedim bu arada fark ettim bilmiyorum, öyle bir ego var bende. Konservatif ünlülükte de şöyle bir şey var, etliye sütlüye bulaşmama. Herkes yüz yuvarlak, kimse fikir belirtmiyor. Sadece ortak paydalarda fikir belirtiliyor, o kadar. Fikir belirttiğin zaman birinin kutsalına dokunuyorsun, o adam ondan sonra sonsuza kadar nefret ediyor. Umurumda mı? Değil. Sonuçta ne bileyim, böyle şeyler bilmiyorum. Bence bu kadar ciddiye alınmaması lazım. Mesela Rick and Morty ben çok severim, çok izlerim. Adamlar bir bölüm boyunca evinde köpek besleyen, köpeğe tasma takan adamlarla dalga geçtiler. Ben ona kahkaha attım, kendim iki köpek besliyorum mesela. İnsanın biraz açık olması lazım. Değiller. Kimisinin kutsalına dokununca çıldırıyorlar. Var mı başka soru? Alalım. Alalım soru. Ben seçmiyorum, mikrofoncu seçiyor. Bana bakma mikrofoncu. Ben mi seçiyorum? Öyle mi? Sen mi dedin onu? Kim dedi biz istedi, siz seçiyorsunuz diye. Mikrofon sende, konuş abi. Bana mikrofonu sallama. Dur seni zoomluyorum. Bana niye mikrofonu sallıyorsun? Kalk kalk. Sen bu hani herkese sözünü esirgemiyorsun. Ben hani söyleyebiliyorsun. Sen Antalya'dan benim için geldin. Burada okuyor musun? Ya burada okuyorum. Ve bu arada sen bu arada abi sen kaç yaşındasın? Alttan kaç ders var senin ya? Ben 2000'liyim abi. Nasıl 2000'lisin oğlum? Evlenme yaşına gelmişsin ya. Ben böyle 2000 görmedim ya. Hormonlu 2000. Vallahi 2000'li misin sen? Oha ya. Tamam peki. Eyvallah. Tehdit geliyor mu? Herhalde sorunun ana şeyi bu mu? Doğru mu anladım? Evet. Ya tehdit geliyor tabii. Oluyor. Yani tehdit geliyor. Benden çok nefret eden insanlar da tabii dediğiniz gibi var. Ama bunlar yüz yüze geldiğimiz zaman da genelde şey oluyor. Aa canım nasılsın abi ya? Keşke şunu söylemeseydin oluyor. Şimdi klavye başındayken çok hırslı şekilde yazılan şeyler aslında gerçek hayatta pek öyle olmuyor. Çünkü gerçek hayatta yüz yüze olduğun için insan olduğunu bir anda hatırlıyorsun. Bunu neden böyle dedin deyip seninle tartışmaya girebiliyor insancıl bir şekilde. Ama tabii sosyal medyadan yazarken yani öldürüyorlar full beni ama daha ölmedik bakalım kısmet. Eyvallah. Var mı başka soru? Bir dakika benim asıl kitleden var. Bir şey daha mı soracaksın sen? İkinci soru mu vardı? Neydi ikinci soru? Adres vereyim mi?
Konya altındayım ben Antalya'da. Konya altı. Kim o? Kim? Konuş reis. Bundan 2 yıl önce bir Abdülkadir davası. Sen Abdülkadir misin? Yani devam ediyor. Biz görüşürüz. Yani çok işe yarar bence. Güzel bir arkadaş. Şimdi Abdülkadir davası diye bir şey yok. Abdülkadir'e ne oldu sorusu bana çok geliyor. Ama ne bileyim ne oldu yani. O gün yani oyunumuzu haraslayan bir çocuktu. Güzelce ona oyunumuzu haraslamaması gerektiğini belirttim. Efendim? Yok tanımıyorum ki kim olduğunu bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Bilsem bilmiyorum yani. Yanındakine versem onun da bir sorusu var. O da şimdi başka bir mimen oldu diyecek. Mim tayfasınız galiba siz. Sor abi. Ben şey sormak istiyorum. Jumpman'in adı nereden geliyor? Allah. 1962'ye döndük. Güzel. Jumpman'in karakteri iki tane karakter vardı. Bir tane Caleb diye bir karakter vardı. Vampir karakter. Nereden gördüm onu hatırlamıyorum. Onun ismine bayağı bir özenmiştim. Bir de Baldur's Gate 2'de Jihera diye bir tane bir elf hatun vardı. Onların isimlerinden karıştırıp uydurduğum bir isim yani. Ama çok eski. Çok çok eski. Merhaba. Merhaba canım. Ben fazla takipçiden izleyen bir insan değilim ama eskiden 3 yıl önce falan Metin abi vardı Porpo. Evet. Evet. Ona ne oldu? Ben çok seviyorum. Ben 90 yıl izledim. Metin iş adamı. Evet. İş adamı oldu. Evet. Vakti yok. Adam iş adamı oldu. Yani kablo satıyor. Getireyim mi? Askeri kablo ama sana satmaz. Devam. Neredeyiz? Öyle köşe değil. Ha, dur dönüyorum sana. Geldim. Zoom yapamadım. Bir dakika, bir saniye izin ver bana. Çok özür dilerim. Yaptım. Evet, sendeyim. Çok az duyuyorum seni. Biraz mikrofona yaklaş. Filmlerle filmleri takip ediyorsun, evet. Size de dizi teklifi geldi ama... Evet. Sanırım siz olumsuz cevap vermişsiniz. Ben bu olayı daha unutayım. Pencerisinden gördüm, bir de sizden duymak istiyorum. Benden duymak istiyorsunuz. Evet. Ben aslında bunu anlatmıştım ama tabii duymamış olabilirsin. Sen de haklısın. Olay şu. Ben kendisine evet olabilir dedim. Katılmayı çok isterim dedim. Fakat o zaman ben Polonya'dan Türkiye'ye taşınma süreci içindeydim. Yanında da köpeğim olduğu için özellikle köpeği getirmek çok büyük bir sıkıntı Avrupa'dan buraya. Onunla çok uğraşıyordum. Geldim, eşyalarım gelmedi, bir kısmı gemide kayboldu. Ondan sonra geldi eşyalarım, akıllı bir arkadaşımız ihbar etmiş jandarmaya. Vallahi isim verip demiş ki bu adamın eşyalarının arasında uyuşturucu var, Avrupa'dan uyuşturucu getiriyor demiş. Günlük komisyoncusu arıyor, Ahmet Bey diyor içinde bir şey var mı diyor bunların. Vallahi diyorum işte terlik var. Süpürge var falan anlatıyorum adama. Ya onlarla uğraşırken, cebelleşirken ben çekimleri başlamış onların. Ben ona döneceğim abi sana, döneceğim abi, döneceğim dedim ama bir türlü dönemedim. Ama insanlık hali yani dönememiş olabilirim. O da çıkmış videosunda söz verdi gelmedi şerefsiz gibi bir şeyler söylemiş sanırım ama canı sağ olsun ne yapayım yani. Haklı aslında kendi bakış açısından. Ama keşke bana sorsaydı abi niye dönmedin diye. Çünkü dönebileceğim bir dönem değildi. Yani o kadar gergin ve o kadar zor bir dönemdi ki. Çok yani ailemle de çok çatıştığım, kimseye yetişemediğim iğrenç bir dönemdi. Hatırlamak bile istemiyorum yani o taşınma dönemini. Teşekkür ederim soru için. Var mı? Merhaba abi. Merhaba canım, nasılsın? Geldim, sen değil. Ağza. Buraya tutuyorsun çünkü onu, ben nasıl duyayım? Ben seni 2013'ten beri takip ediyordum. Evet. Evet. Sizin bir tayfa var. Agan Zengin, Sabri abi. Evet. Hep beraber podcast'imiz falan vardı abi. Bayağı güzeldi. Evet. Onlar şimdi farklı hayat dallarına dağıldılar gibi bir şey oldu ya açıkçası. Yani şimdi çok bir muhabbetimiz yok ama Ege'nin en azından ne yaptığını biliyorum. Şu anda adını veremem ne yaptığının. Çünkü gizli bir proje. Gizli bir proje. O proje oturduğu zaman siz de duyarsınız zaten. Ama dediğim gibi onlarla çok görüşemiyoruz açıkçası. Çünkü onlar tercihen biraz YouTube'dan bu işlerden biraz uzaklaştılar gibi.
Abi elinizi kaldırıp bana bakıyorsunuz. Benimle alakası yok. Mikrofonu dağıtan çocuklar var. Onları tavlayacaksınız. Ben hiç. Ben de alakası yok. Allah. İki tane birden. Bombo combo. Aman tanrım. Eskişehir ne kadar güzel bir yermiş. Sen abi sen sor abi sen sor abi diye birbirlerine paslaştılar. Sor abi. Dünden kalan bir durum. Ne oldu abi? Kim? Duygu Köseoğlu. Ne dedi canım benim? Çok severim ben Duygu Köseoğlu'nu. Sosyal medyanın en iyi yürekli, en iyi kalpli. Bak sesim titriyor. Oha! Ben yalnız iki tam altın takacağını bilsem bütün sülalesini çağırırdım yani. İyi para. Başka bir şey dedi mi? Nasıl hatırlamıyorsun? Hatırlayan var mı? Ne dedi o bana? Ne dedi? Ne dedi? Sen söyle oğlum. Her gün bana sallıyor ama düğüne çağırsaydı iki tam altın takardı. He. Ha, anladım, anladım. Ya Duygu Köseoğlu'na sallamamak mümkün değil arkadaşlar. Bilmiyorum. Yanlışlıkla yani ne bileyim. Herhangi bir vasat işten bahsederken yanlışlıkla ona bile ucu değebilir yani. O yüzden zor yani sallamamak. Ben yine özen gösteriyorum. Zor ama. Ha bir dakika sana bir zoom'um var. Ondan değil ya o zoom'um yaptığım zaman kötü kötü oluyor. Bu program kötü bir program. Niye açtı? Anlamadım. Bak. O tayfa senin hoşuna gidiyor mu ya da işte şu deyince de buna yorum yap falan filan sürekli seni dağılıyorlar böyle. O tayfa hakkında bir yorum istiyorum abi. Ya ben... ben şimdi karşılaştığım veya ilgilendiğim konularla ilgili fikir belirtiyorum. Bir kısımda şey olmuş mesela, hırslanıp şey diye gelenler oluyor böyle. Ne oldu Cahre'yim bu konu ilgini çekmedi mi? Ya mesela hani görmemişim, haberim olmamış. Ne bileyim şey falan çok oluyor yani böyle şaşırıyorum yani. Ya geçen bir tane kız mesela şey atmış bana. Ben senden zaten nefret ediyordum. Artık mide bulandırıcı, iğrenç bir kişi olduğunu anladım. Kadın düşmanı seni falan. Allah dedim ne oluyor? Dedim sen beni tanıyor musun? Neye istinaden söylüyorsun falan. Bak şu videoda şöyle demişsin diyor. Dedim videoyu izledin mi? Hayır izlemedim falan. Dedim neyi eleştiriyorsun? Ne diyorsun anlamıyorum. O gün de attığım son 3 tane tweet. Kadın cinayetleriyle alakalı. Zaten bütün gün ona değinmişim Twitter'da. Dedim ya bari profile bir baksaydın. Hani burada zaten yazdığım bir şeyler var senin bahsettiğin konuyla ilgili. Hiç umurumda değil. Öyle takmış gitmiş yani. Ne yapalım? Böyle insanlar var. Yani insanlar böyle enerjilerini ventleyecekleri bir şeyler arıyorlar. Bana tutturuyorlarsa canları sağ olsun. Ne yapalım? Buyurun. Kimdeyiz? Ha bir dakika asıl kitlem burada ya. Gel reis. Gel reis sendeyim. Çok zeki bir soru sor. Çok zeki bir soru sor. Yok sarıdayım ben. Sendeyim reis. Ağzına yaklaştır mikrofonu. Şu an senin anın bak. Şu an senin anın. Time to shine bro. Ağzına dayı onu. Sendeyiz. Tamam sakin. Bak, adın ne? Efendim? Deniz bak arkanda Efe Uygaç var. Onun desteğiyle. Tamam mı? Hadi. Anlamadım soruyu. YouTube'da çok linç yorum yorumlarda. Hiçbir şey. Ya, ya canım benim. Ya bak ben sana çok basit bir şey söyleyeceğim. Ben bu ülkede Twitter'da engelli koltuğuna engelli değilseniz oturmayın dedim diye linç yedim. Yani şimdi o linç yedikten sonra insan diyor ki demek ki normal bir şey herhalde. Yani alışıyorsun bir süre sonra. Çünkü bundan daha mantıklı bir şey olamaz. Engelli için ayrılmış koltuğa, engelli değilseniz oturmayın diyorsun. Adam seni linç ediyor. Ne yapacaksın? Demek ki ekmek yiyor, çok ekmek yiyor.
Başka şeyler yemek lazım yer yer. Et. Ya, tabii yayın geriden gelecek. Uyduya gidiyor, uydudan iniyor. Frankfurt'a gidiyor, Frankfurt'tan senin evine geliyor. Aa, biz çocukken ateşle haberleşiyorduk. Efendim canım. Oha sen Richard'sın bu arada ya. Hoş geldin kanka, ne haber? Benim, sen baya... Benim... Aynı ya bu arada. Böyle bir şey olamaz. Sen benim Almanya'daki ev arkadaşımsın ya. Hoş geldin. Ne haber? Ben evlendim bu arada. Benim vardır inşallah. Heh, eyvallah. Tamam. Sonuç neydi? Ben İngiltere'yi takip ediyordum en son şeyle alakalı, lootbox'larla ilgili. Fransa'nın... ha şey diyorsun sen, onu da bildim, dur söyleyeceğim. Oyunları subscription olarak verebilirsiniz, böyle satamazsınız, takas hakkı doğar muhabbetini diyorsun. Aynen öyle, evet, evet. Şimdi Steam bunun ceremesini biraz çekiyor. Tabii Steam öncü bir firma olduğu için, Steam bilmeyenler de vardır belki, kim lan bu adam diye gelen varsa. İnternet üzerinden oyun satan bir platform Steam. Ama dijital satıyorlar. Yani elinizde bir şey yok. Tabii Steam bunun ceremesini biraz çekti. Artık oyunları alıp 6-7 saat oynayıp geri iade hakkımız falan doğdu. Şimdi o takas muhabbeti doğacak mı bilmiyorum ama Avrupa Birliği konusunda tabii Fransa'da geçtiyse bütün Avrupa Birliği'nde geçecek yavaş yavaş. Yani oyunu aldın, satış hakkın ya takas hakkının doğması gerekiyor. Ama onun katakullisini bulacaklar. Diyecek ki ben oyun satmıyorum diyecek. Subscription, abonelik satıyorum diyecek. Oyuna abonelik satmaya başlayacaklar. Muhtemelen öyle bir şey olacak. Bence. Onu Steam çözer ya. Çünkü şeyler, boomerlar anlamıyor bu internet olayını falan filan. Böyle yasamasa çıkarıyorlar. Ondan sonra şeyler, şirketler karşı taktik buluyorlar. Hemen oradan bir loophole, bir delik buluyorlar. Ne oldu lan diye satmaya devam ediyor. Hiç umurlarında olmuyor yani. Sıkıntı olmaz. Neredeyiz? Selamlar. Sağlar. Senin bıyıklar çok güzelmiş. Bir dakika, Osmanlı Bey var orada bir tane. Sendeyim abi. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Son zamanlarda en büyük pişmanlığın bu bir film oyunculuğu olabilir bence. Film oyunculuğu? Yani. Heh. Hiç pişman oldun mu ondan? O filmde mi? Aynen. Hiç pişman olmadım. Gerçekten mi? Hiç. Sıfır. Ben izlerken biraz kendi pişmanlığımı izledim. Nasıl olmuşum peki? Eyvallah. Şimdi sinemaya mı gidip izledin? Nerede izledin? Sinemada izledin. Ha eyvallah. Ya şimdi şöyle, filmin kötü olup olmaması beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü ben orada sadece yani filmin onda birinde belki bulunan bir oyuncuyum yani. Ama set nedir onu gördüm. Oradaki ortamı tattım. Bir kokusuna baktım. İnsanların nasıl çalıştığını gördüm. Yani tamamen şimdi bir sektörle ilgili bilgim var diye bakıyorum ben o olaya. Çünkü gidiyorsun orada ışıkçısıyla tanışıyorsun, sesçisiyle tanışıyorsun. Orada böyle mesela yani sette çalışan insanlarla tanışıyorsun. Ne yapıyorlar, nasıl çalışıyorlar, nasıl bir şeymiş bu. Yani gerçekten Cem Yılmaz'ın dediği gibi böyle saatlerce ışık mışık ayarlanıyor, bilmem ne oluyor. Ondan sonra action geçiyorsun falan yapıyorsun. Tak kapatıyorlar, gidiyorlar falan. 6 saat daha bekliyorsun böyle falan. Onları öğrenmek güzel oldu benim için ya. Ben ona pişmanlık olarak bakmıyorum. Yani izlenip izlenmemesi filmin mesela beni uzaktan yakından alakadar veya etki etmiyor zaten. Çünkü para kazanmıyorum ben oradan siz daha fazla izleyince. Ben gittim, baktım, bulundum, çıktım. Bu kadardı benim için. O yüzden pişmanlık olarak bakmıyorum açıkçası. Canım neredesin? Ha bir dakika, ha Kepli. Senin abin yerler. Söyle. Ha. Şimdilik hayır. Twitch yayıncılarının Facebook'a geçmesiyle ilgili ne düşünüyorum? Çok güzel soru. Gerçekten güzel soru. Bir şey düşünemiyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Twitch yayıncıları Facebook'a geçti derse iki tane sebebi var. Bir maddi, iki Twitch'te belki Twitch yönetiminden bekledikleri ilgiyi daha doğrusu toplu olarak, burada sadece yayıncılar değil, komünite olarak biz de Türkiye olarak beklediğimiz ilgiyi gördüğümüzü düşünmüyoruz. Twitch'e belki bir wake up call oldu. Yani hani uyan kardeşim bak bir şeyler oluyor. Bence iyi oldu, bence çok iyi oldu. Twitch'te kalanlar için de, gidenler için de iyi oldu bu Facebook'un atılımı. Çünkü ne olacak? Twitch bir şeyleri değiştirmek zorunda kalacak. Biraz buraya bakıp, bak burada bir şeyler oluyor, insanlar mutsuz demek zorunda kalacak. Facebook'a gidenler de maddi manevi olarak mutlu olacaklar inşallah. Yani ben böyle bakıyorum olaya. Efendim canım. Oynar mıyım?
Oynayayım mı? Tamam. Bir seçtiğimiz var dönünce. Senin için oynayacağım. Çaldı o mikrofonu çaldı. Kız koşa koşa almaya gitti. Alamadı bak. O mikrofon envanterde. Söyle. Efendim? Deep Turkish Web. Ya ne düşünüyorsun soruları çok saçma oluyor. Yani düşünmüyorum. Yani boş vaktimde hiç düşünmüyorum. Ne diyeyim? Deep Turkish Web. Yani yaratıcı içerik, güzel içerik, güzel kafalar ama yani genelde Deep Turkish Web'i düşündüğüm zaman şunu düşünüyorum. Bir, YouTube'un kuralları gereği muhtemelen videoları monetize olmuyor. Para kazanamıyorlar. İki, videoları YouTube'un bu standart şeylerine uymadığı için biraz daha uzun olması gerekiyor falan. Ya bu çocuklar ekmeği nereden yiyor onu merak ediyorum. Çünkü reklam da alamıyorlar çok. Yani ürettikleri işler böyle çok normal halkın izleyebileceği işler olmadığı için markalar da fazla yanaşmıyordur. Yani Deep Turkish Web'i düşündüğüm zaman güzel çocuklar, güzel içerik ama acaba ne yapıyorlar? Duvar mı kemiriyorlar? Nasıl çözdüler o işi? Onu merak ediyorum açıkçası. Merhaba. Kime merhaba şimdi kardeşim? İki tane birden. Tabii ki sorabilirsin. Buyur. Evet. Yeni yılda hangi oyunu öğrenmek istiyorsunuz ve yayında bir sürpriz var mı izleyicilerimize? sen iyi takipçisin. Yeni yıl geçen sene yapamamıştım. Evet, içimizde kaldı. Bu yıl yeni yıl için iki farklı konsept var aklımda. İkisi de outdoor kafası olacak. Yani ikisi de şimdi söyleyemem ama söylersem sürpriz olmaz. İkisinden birisi olacak yani. Sen bilgisayar mı istiyorsun? Bilgisayar halli mi sana? Tamam, bir büyük çekiliş. Evet, olabilir. Onu ayarlayayım ben. Tamam. Ha, gördüm. Kimler? Beyitler mi? Bejler, subscriber bejleri mi? Sen sub mısın? Nikin ne senin? Sub badge'leri ne zaman değişecek? Güzel soru. Sub badge'leri değişecek. Ben ne zaman bilmiyorum. Ben üzerine çalışacağım. Değişecek. Kanalda pek çok şey değişecek. Onu hep beraber göreceğiz inşallah. Gelecek yılda görürüz. Gelecek yıl. Canım neredesin? Çok yakınsın sen. Sana bir dönüyorum. Görünmüyorsun ama şeyden ötürü. Evet, konuş. Konuş. Katıldım. Mevzulara. Tabii. Biz 4 saat konuştuk Oğuzhan'la. Yayınlanmadan. Yayınlayamayız. Çok teşekkürler. Neden yayınlayamayız? Yayınlanırsak ülkeden banlanırız diye onu biz yayınlamamayı tercih ettik. Muhabbet edip döndük yani öyle. Merhaba. Konya Atı Plajı'nı temizleme gibi bir proje oldu. Evet. Olduğunu biliyorum ama hani olmadıysa neden olmadı ya da olduysa da ikincisi ya da devamı geldi. Çok güzel soru. Konya Atı Plajı'nı temizleme projem vardı. Bunu yapmak istiyordum. Şundan ötürü yapmadım. İki sebebi var. Bir, insanlar gerçekten oraya o aksiyonu yapmak için mi gelecekler? Emin olamadım. Çünkü orada şey de olabilir böyle. Aa Cahreyn abi merhaba, fotoğraf çekelim, tak dağılıyorlar falan. Yapacağımız işi de engelleyebileceğini düşündüm. Bir o. İkincisi, ya biz orayı bir hafta temizleriz yaz dönemi. Ertesi hafta yine içine ederler çünkü. Yani insanlar o kadar pis kullanıyorlar ki plajı. Benim çocukluğumda hiç öyle değildi. O yüzden moralim çok bozuldu. O yüzden öyle bir şey yapmak istedim. Onu aslında belediyeyle bir şekilde oturtmak lazım. Yani tek başıma benim bireysel olarak veya bir grup insanla yapabileceğim bir şey değil. Onu fark ettim. O yüzden yapmadık onu. Merhaba. Merhaba. Heyecan divan olmadığınız dönemlerde saydam bir arkadaşlar. Ben ne oldu? Ona ne oldu, buna ne oldu sorularından nefret ediyorum. Bilmiyorum çünkü. Haydar yayınıma gelip selamun aleyküm diyen bir çocuktu. Yani nasıl başarıyor bilmiyorum. Her oyuna giriyordu bir şekilde. Ama Haydar, ilginç bir şekilde Haydar'ın haberini aldım, e-sporcu olmuş. Evet.
Zula'da mı ne bilmiyorum ya. Haydar kendini çok geliştirmiş. E-sporcu olmuş. Evet. Neredeyiz? Merhaba. Aldın mı mikrofon, öyle kendi kendine mi bağırıyorsun? Tamam, mikrofonu. Sen soldasın. Öncelikle balkon konusunda sizi çok teşekkür ederiz ekip adına. Afiyet olsun. Bir de yüksel mühendisler ne oldu? Görüşürüz yani. Allah. Nükleer mühendisi, onu ben Afrika'da yaşıyor biliyorsun. Kaplanlar attım. Görüşüyoruz ya, yer yer görüşüyoruz. Düğüne de gelecekti fakat kendisi gelemedi maalesef. Çünkü şu an çok yoğun çalışıyor. Orada inşaatla uğraşıyor. Gelemedi yani. Kolay değil. Afrika'dan atla gel, nasıl olacak? Merhaba. Bak şuna ne oldu diye bir soru sorarsan gelirim oraya. Efendim? Tamam, yok bir şey. Sor. Sana değildi tribim, bütün salona. Doğru, öncelikle heyecanım var. Çok seviyorum. Teşekkür ederim. Toz yayınında gelmeyen biri mi vardı? Yani bayağı büyüklü tencere falan diye biliyordunuz ya. Evet, o yukarıydı. O yayından sonra aramıza girdi yani. Çok iyi anlıyordu. Ben hayatımda bu kadar güzel gülen insan görmedim yani. O yayından sonra çocuk yani ben aldı kanı. Ben bir saat falan gülmüştüm yani. Çok iyi anlıyordu ama yani ben öyle gülmek yani inanılmaz. Sen de eskilerdensin. Güzel. Neredeyiz? Ahmet Bey. Ne var lan? Ne oluyor lan? Ha, dur döneyim sana bir dakika. Geldim bro. Evlilikte hanımcıların artısı nedir? Yanlış kişiye sordum aslanım, hanımcı değiliz. Evlilikte hanımcıların artısı nedir? Bir kere abi hiçbir argümanı zaten kazanamıyorsun. Ya sıcağı sıcağına en azından kazanamıyorsun. Öyle bir şey yok. O yüzden hanımcılığın artısı huzur. Hanımcılık en güzeli. Bir de özellikle şeyle ilgili yani evle ilgili konularda zaten pek söz hakkın olmuyor. O yüzden salıyorsun abi yani. Hanımcılık best. Seni seviyorum hayatım. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Barış ve senin ablayla. Benim iki adet sorum var. Ha tamam, göremedim. İlki abi Cuma yayınında olsa siz aranızdaki sorunları evet. Anonsla da böyle bir şey düşünüyor musun? Diğer sorun da cümle alakalı. Duygu Köseoğlu aramızda bir dava olduğunu söylemişti. Ama sonra dedi ki ilk ben uyarı gönderdim. Cihazinde dava açtı bana diye belirtti dedi. Sonra da onunla bir oturum yapmak istiyorum dedi. Hani cevap varsa söyleyeyim. Duygu Köseoğlu gelip sadece benden mi bahsetti ya? Çok sorunlu. Kızın iç dünyası biraz garip. Tamam. Şöyle. Ben... Ah, kalp kırmadan nasıl konuşurum diye düşünüyorum yani şimdi bir dakika. Şöyle, bunlar beni tehdit ettiler açıkçası davayla. Şimdi ihtar göndermek öyle bir şey değil. Yasal olarak ihtar göndereceksen e-mail'la yazıp da ne bileyim taşra taşra insanı tehdit etmezsin. Yasal ihtar öyle bir şey değil. Bunun yolları vardır. Şu kişiye ben ihtar gönderiyorum, bir daha bunu yapmasını istemiyorum yoksa mahkeme açılacaktır diye yasal bir ihtar hakkı var herkesin. Bunlar baya böyle taşra taşra avukatıyla birlikte böyle aptalca bir e-mail yazıp bak seni dava ederiz işte yayınlarımda videolarımı izliyormuşsun cahçurt niye izliyorsun falan filan bundan para kazanıyorsun falan diye. İşte ondan sonra kendisi geçti Twitter'a benden prim kasıyor falan. Allah aşkına yani şurada hep beraber kahkaha atarız buna da atmayın ayıp olur şimdi. Yani... böyle saçma sapan şeyler oldu. Ben de böyle tehdit etmeyin, açacaksanız açın yoksa ben açacağım dedim. Bu ne yani, şaka mı? Hani 3 tane mail attılar üst üste. Açıyorsanız açın dedim davanızı. Çünkü ortada dava açıp da kazanacakları, çıkarabilecekleri herhangi bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? O yüzden dedim ya açın bu davayı ya da bıdı bıdı mail göndermeyin dedim. Onlar da bıraktılar göndermeyi. Allah razı olsun. İhtar öyle bir şey değil çünkü. Evet. Ahmet abi. Canım. Hoş geldin Ahmet abi. Hoş bulduk. Oyunun hazırlığında sana bu sene ödül vermediler. Aday bile göstermediler. Yani, evet. Ya şimdi ben genel olarak ödüllere biraz tiltim açıkçası. Şundan ötürü. Ay bir dakika. Abi senin suratı çok zoom yaptım.
Kusura bakma. Şimdi ben ödülleri genel olarak iplemiyorum. Yani kazandığım ödüllerin çoğunu da almaya gitmedim. Hayatımda bir kere ilk oyunun yıldızlarına gittim. Çünkü o daha böyle içten bir şekilde. Hani jüriler bunlar, işte adaylar bunlar. Baktım o adaylara, hepsi çok mantıklı falan. Dedim tamam, demek ki kendi aramızda eğlendiğimiz bir şey olacak. Ama ya beni hiçbir dalda aday göstermedikleri bir herhangi bir ödülü, yani bu ben olmasam, bu arada bunu net söyleyeyim, Ferit de olabilir, Eldan da olabilir, başka çok izlenen, influence yani etkisi çok yüksek olan bir yayıncı orada aday gösterilmese ben ona da gitmem. Yani derim ki dalga mı geçiyorsunuz, yani insanların aklıyla alay mı ediyorsunuz da bu adamı göstermediniz derim. Bana yapılınca yine saçma oluyor keza. Yani bu çok saçma ya. Yani bu neden böyle bir şey oluyor ki şu anda? Anlam veremedim. Gitmedim, zaten de gitmeyecektim. Ondan önce de belliydi çünkü şeyi görmeye başladım. İlk adaylar açıklanırken benimle alakalı olmayan dallarda. Bilmem ne ipini indirin, adayı siz seçin falan. Hani olay biraz böyle ticariye dökülmeye başlandı. Ne bileyim, bana çok itici geliyor bu tip şeyler. Eyvallah, teşekkür ederim. Abi hoş geldin. Oh! Herkese benden çay. Neredesin abi? Kalk abi, göremiyorum ya. Senin kaç çocuk var? Doğru söyle. Abi şimdi senelerden gencildin. Evet. Yani her geçen sene hani bu da böyle olmaz. Yani gözüne daha çok çarpan bir şeyler var mı yaptığın işte? Benim yaptığım mı genel olarak mı? Genel olarak yani. Yani benim de geçmişte hatalı yaptığım çok şey var. Şu anda da hala çok hatalı yaptığım çok şey var. Mesela ben çok küfrediyorum. Küfrü bırakmaya çalışıyorum aslında yayınlarda. Ama özellikle benim ekip olduğu zaman işin içinde, bizim kendilerimizle normal konuşmamız öyle oturdu bir kere. Yani geçen hafta şey denedik, yayın dışında falan küfürsüz hava sahası yapmaya çalıştık. Olmadı, yapamıyoruz. Olmuyor, bir şekilde oturmuş. Küfrü bırakmaya çalışıyorum mesela. Keşke yapabilsem, yapamıyorum. Ben şeyden, özellikle bu son zamanlarda içerik üreticiliği konusunda çocukların çok sömürüldüğünü düşünmeye başlıyorum. Başladım daha doğrusu, özellikle YouTube'da. Yani hem şeyin arkasında öldük mü? Yangın mı var? Yandık mı? Arada oluyor, devam. Tamam, okey. Nasıl konsantre olacağız abi? Arka odaya mı geçsek hep beraber? Boşaltalım mı burayı? Sen iyi dedin onu reis. Ya hem kamera önünde hem kamera arkasında çocuklar sömürülmeye başlandı. Yani bu çocuk kanallarını falan görmüşsünüzdür. Abuk subuk rakamlarda izleniyorlar. Yok işte ağzıma yeşil çorap soktum, işte çıkardım kırmızı şeker yorum falan. Ya o çocuk şimdi mesela 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında, 6-7 yaşında çocuklar, bunlar zorla çalıştırılıyormuş gibi geliyor bana. Bir nevi çocuk işçi yani. Ve bu çocuk büyüyecek, ileride bunları görecek. Nasıl bir kafa yaşayacak? Nasıl bir psikolojisi olacak? Aklım hayalim almıyor yani. Onu biriniz mi bastınız? Siz basmadınız değil mi? Oluyor mu böyle arada? Abi terk edenler var bu arada. Yansak haberimiz olurdu. Evet. Biri sigara mı üfledi ona? Ne yaptınız? Aldı mı cevabı reis? Tamam, teşekkür ederim. Hani evet. Buyurun. Sor sen de mikrofonu. Biraz yaklaştırsana, duyamıyoruz. Size örnek olarak ve gelecekle ilgili yapacaklarınızı alalım diyecek derse de. Bu durumda ne ilgili önerirsiniz onlara? Onlara ne öneririm? Beni takip edenlere mi? Gelecek. Bu alanı duyurmak isteyen ya da... Benim alanımı duyurmak isteyen mi? Yayıncı olmak isteyenlere. Buradan senin yayıncı olmak istediğini çıkarabilir miyiz? Kim bilir? Tamam, peki. Şöyle... Ya nasıl desem, aslında yayıncılık ve bütün ona benzer işler, YouTuberlık vesaire falan iki ucu boklu değnek, onu net söyleyeyim. Hem çok iyi bir iş dalı, insanlar şey diyor, yani hani davulun sesi uzaktan güzeldir diye bir laf var ya, var. Mesela dedik ki başka şehre gelmişken eşimle çıkalım bu gece bir dans edelim, bir diskoya gidelim, bir şeyler içelim falan.
Ondan sonra oturduk. Zade'ye sordum. Nereye gidebiliriz dedim. Abi şuraya gidemezsin. Orada seni mahvederler. Abi buraya gidemezsin. Orada seni yerler. Abi şuraya gidemezsin. Vallahi videoların internete düşer. Mesela benim yaşam alanım sınırlı ve mümkün mertebe evden çıkmamaya çalışıyorum. Çünkü bir alışverişe gidiyorum. Bu yani beni sevenlerden tiksindiğim için falan değil ama hani düz mesela eşofmanımla çıkıyorum ben. Bir alışverişe çıkıyorum. Bir şey almak istiyorum. Tam orada bir şey beğenecekken birisi geliyor. Kimisi sınırlarını biliyor, kimisi sınırlarını bilmiyor mesela. Abartıyor. Peşimize takılan oldu ya. Koçtaş'ta tuvalet kağıtlı almaya çalışıyoruz. Peşimize takıldı. Bizimle beraber seçti mesela çocuk. Şimdi ona ya küçük de değil. 18-19 yaşlarında çocuk gitmiyor peşimizden yani. Beraber soruyorum işte. Bir hanıma soruyorum, bir çocuğa soruyorum. Ya bu biraz abartı mı böyle varaklı falan? Abi o sizin eve gitmez falan diyor. Yani anlatabilir miyim? Bir gün kokoreç yemeye gitmişim. Yani kokoreçten bir ısırık alıp kalkıyorum. Fotoğraf çekiyorum, tekrar atıyorum. Çünkü arkadaşlarına haber vermiş. Sırayla geliyor onlar da. O mahallede oturan çocuklar sırayla geliyor. Yemedik mesela kokoreçi. Yani şimdi bunları insan girmeden hesaplayamıyor. Bir de bizim önümüzde bir örnek de yoktu. Şimdi ben YouTube ilk neredeyse açıldığından beri bu işi yapıyorum. Yani başından beri bu kadar iyi yapmıyorum ya da başından beri bu benim işim değil, hobi olarak başladı. Siz de biliyorsunuz. Bizim öncümüz yok. Mesela bir doktor olmak istediğinde, bir mühendis olmak istediğinde gider dersin ki doktor birine. Ya doktorluk nasıl bir şey? O da sana pozitif negatif yönlerini anlatır ya. Biz hiç fikrimiz olmayan bir şeye girdik. Ya biz buna bulaştık. Hiç fikrimiz yoktu. Bir şekilde oldu. Bir şekilde işimiz de oldu. Ama hala yani şey böyle. Hani uzay boşluğunda dolaşan bir kese kağıdı gibi dolaşıyoruz. Yani hani bilmiyoruz nereye gittiğimizi falan. O yüzden ben kendi bilmediğim şeyi sana nasıl anlatayım? Kendim buraya nasıl geldim onu da bilmiyorum. Açık söyleyeyim. Ama benim tavsiyem hani başlangıçta bu işe çok gerçi o da çalışıyor artık. Yapıldı çünkü. Başlangıçta bu işe çok iş gibi bakıp yani buna böyle komersiyel bakıp ulan kaç para kaldırırım acaba ya falan diye bakıp gelen insanların çoğunun ben başarılı olduğunu görmüyorum. Hani hobi olarak keyif alarak yapmak ve sıfır izlenirken de sanki 20 bin kişi izliyormuş gibi ekranın karşısında olmak bence yapabileceğin en doğru hareket olur. Sonra olursa olur, olmazsa olmaz. Devam, sorun var galiba, sor. Hiçbir fikrim yok. Kebapçı açacağım. Vallahi bırakmayı düşünüyor muyum? Yer yer düşündüğüm çok oldu ya. Yer yer düşündüğüm çok oldu. Yani mesela ben bu hafta gıda zehirlenmesi geçirdim. Hastaneye gittim gerçekten. Artık dayanamadım 6 günlük zehirlenmeden sonra. Hastaneye gittim. Acildeyim. Ya dedim bir Instagram'a bakayım insanlar ne yazmış bana. Yani çocuk ana avrat söylemiş. Abi niye 3 gündür yayın açmıyorsun? Allah senin belanı versin diyor. Ben orada şey serum alıyorum falan. Yani bu tip anlarda insan şey diyor. Lan ya acaba boşuna mı uğraşıyoruz ya? Yani işin maneviyatı da çok önemli. Tamam para kazanıyoruz. Eyvallah. Ama işin maneviyatı da çok önemli. İnsan bazen böyle düşünüyor. İleride bıraktığımda ne yaparım? Sanırım sosyal medyadan hiç kopmam ya. Yani ucunda bir yerinde bulunurum. Yani sosyal medyada ben belki kamera önünde olmasam da kamera arkasında bir şeyler yapmaya çalışırım devamlı. Abi bana el sallamıyor. Hoş bulduk abi. Eskişehir'i girişini çıkışını falan çok beğendim de ara sokakları tövbe estağfurullah o neymiş öyle ya. O neymiş? Arabanın altını vuracağım diye yani bayağı korktum. Tuğkan abi dün ban yemiş galiba. Evet, Tuğkan dün ban yemiş. Aynı banı Oğuz Sasi de yedi. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Beni düzeltirsiniz. Daha önce yemişti. Bu şöyle. Tuğkan zannedersem canlı yayında babasıyla muhabbet ederken, maziyi anarken büyük bir hata yapıp pipisini göstermiş. Ama çocukluk pipisini. Sünnet fotoğraflarını geçirirken sanırım ya da videosunu mu ne? Ya bizde vardır ya göster amcalara pipini, sünnet fotoğrafı falan. Allah'ıma şükür benim hiç öyle bir fotoğrafım yok ama normal bizde. Anladığım kadarıyla çocukluk pipisini göstermiş. Yani fotoğraflarını gösterirken ban yemiş. Bu çok normal bir şey. Şundan ötürü çocuk pornosu dediğimiz şey Twitch gibi canlı yayın mecralarının, YouTube gibi VOD mecralarının en korktuğu şey. Çünkü çocuk pornosu söz konusu olduğu zaman direkt FBI devreye giriyor dünyada. Yani bizim ülkemizde de böyle internette çocuk pornosuyla ilgili şeyler kovalayan insanların yakalanması genelde FBI'den gelen bilgiyle oluyor. Tak FBI diyor ki bak Facebook'ta bilmem ne paylaşmış, içeri alınıyor falan adam.
federaller işin içine giriyor. O yüzden herhangi bir çocuk pornosu olabilecek şey risk olduğu zaman Twitch direkt hesabı kapatıyor. Ha çocuk pornosu değil yani birisinin çocuğunun fotoğrafını göstermedi sonuçta. Kendi sünnet fotoğrafı. Bizim kültürümüzde belki de normal karşılanan, bence normal karşılanmaması gereken bir şey. Kendi fotoğrafı olduğunu kanıtlarsa açılır herhalde bana. Yani ben öyle düşünüyorum. Ama bu kadar hızlı aksiyon alınmasının sebebi de bu yani. Amerika'da biraz o işler sert işler yani. Ahmet abi. Efendim? Tam karşısındayım. Tam karşısındayım. Biraz söyleyeyim, tam karşısındayım. Tamam oğlum bakıyorum da karşımda 8 sıra var ya. Buyurun. Hah tamam. Ayağa kalk bağıracağına ya. Tamam. Ne bağırıyorsun ya? Ha. Abi şimdi şey, burada yeni evli bir Mesut kardeşimiz var. Çok sevdiğiniz bir kardeşimiz. Sen de çok seversin. Kim? Mesut. Mesut. Evet. TV olan mı? Evlenmiş mi? Evlenmiş. Sormuş mu? Yani ben sana sormak istiyorum. Yani biliyorsun sen son gelişmeler neler de Twitter'dan bayağı bir açıklama yapmıştın da. Açıklama mı yapmış? Ya sen yapmıştın abi. Ha evet. Evet. Şimdi Mesut TV gibi Çağlar, ben ona Çağ diyeceğim yani. Wolf Team karakteri gibi bir şey o adam. Mesut TV gibi Çağlar. Şimdi bak abi şöyle düşün. Sen bir iş yerinde çalışırsın değil mi? O iş yerinde iğrenç bir şeyler olur. Sonuçta sen de üstüne alınırsın. Dersin ki ya ben böyle iğrenç bir yerde mi çalışıyorum? Lanet olsun dersin. Biz de sosyal medyada işimizi yapıyoruz. Orada bir tane sübyancı dolaşıyor. Birisi de senin önüne atıyor. Abi bak diyor böyle bir video var. Ne kadar komik diyor. Bir bakıyorsun. Adam 14 yaşındaki kıza gitmiş. Yani video içeriği bu. 14 yaşındaki, 13 yaşındaki kıza gitmiş diyor ki. Kaç yaşında bekaretini kaybettin? Lan böyle video içeriği mi olur? Hayvan herif. Yani şimdi insan buna dayanamıyor. Benim gibi insan dayanamıyor. Ondan sonra savunma olarak bazı insanlar da diyor ki ama orası Avusturya abi orada öyleymiş abi falan. Açtım çıkardım Avusturya yasasını. Arkadaşlar 18 yaşındaki 18 yaşından küçük insanlara cinsel herhangi bir tacizde bulunmak ki bu tacizdir. Onların da yasalarına aykırı. Ondan sonra gittik onu bildirdik Viyana polisine. Artık daha ondan oldu bilmiyorum. Evlenmiş. Allah mesut etsin. Bilmiyorum belki onunla fikirlerini yani sormamışlardır. Yani, efendim? Bilmiyorum bana soruldu. Ne ismi vereyim canım? Belki umurlarında değildir küçük kızların haraslanması. Olabilir yani bilmiyorum. Belki de umurlarında değildir. Senin hoşuna gitti mi o videolar? Efendim? Ha Mesut'a mı küfür edersin? Burada küfür etme bir sürü insanız da. Ya şöyle bir şey var abi. Ya bu duyarlılıkla alakalı bir şey. Kimisine normal gelebilir ama benim midemi bulandırıyor. Yani kimse 14 yaşında kıza gidip de sen ne zaman bakiyelerini kaybettin diyemez. Dünyanın neresinde olursa olsun. İğrenç bir şey yani. Buna şu empatiyle de yaklaşmayacağım. Benim bacım olsaydı bilmem. Ya abi kimin bacısıysa kimin bacısı yani böyle ayıp yani. Anlatabiliyor muyum? Bana gönderildi bu video. Kahkaha atmak yerine oha ne oluyor lan burada diye dumur oldum mesela. Kimisi için belki de çok komik bir içerik olabilir. Yani öyle nitekim milyonlar izlemiş. Yani tabii canım. Namus bir tek bizde var abi çünkü biliyorsun yani. Evet. Tam yolundasın. Hiç gerçek hayatımda tartışma yaşadım. Hiç olmadı. Hiç. Yılbaşı yayınında yine bir havai fişek kapışması görülmüyor. Olacak ama farklı bir konsept. Ya havai fişek illa olacak. Ya söyleyeyim ya çok sordunuz. Tamam iki tane versiyon var. Hangisini daha çok seversiniz bilmiyorum. Aslında ayarlamam da lazım. Bugün ayın kaçı bayağı ilerledi ayarlamadım. Bir versiyon şey. Dubai'de bayağı helikopterle canlı yayın. Helikopterde şampanya patlatmalı. Pek ilginizi çekmedi galiba. Çekmedi mi? Lan helikopter ya. Pata 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 pata. Motorun egzozunu söküp pata pata yapıyorsunuz ama. Bilmiyorum. Ya öyle bir şey. Ya da bizim köy evine gidip bayağı orada hava yapışık, bayağı patlatmalı, mangallı falan öyle bir şey düşünüyorum yani. Köy evi daha mı iyi? Bağ komşulara ateş etmeli falan. Tamam, okey. Köy evi, Çepe köy evi diyor. Aa çok ilginç, tamam. Boşuna Dubai'ye kadar gitmeyelim o zaman.
Köy evi. Eyvallah, tamam. Okey, öyle yapıyoruz. GG bitti. Bu tartışma kapanmıştır. Aha, Behlül kalktı. Evet. Aramızdaki mevzu ne? Ben Enes Batur'un iğrenç içeriğini hiç beğenmiyorum aslında. Yani kişi olarak benim onunla ilgili hiçbir sorunum olamaz. Neden olsun ki? Yani yakından tanıdığım bir insanla ilgili bir sorun olur değil mi? Hiçbir sorunum yok. İçeriğini beğenmiyorum. Çünkü yaptığı şey içerik olarak... en basit şey ile araklamak diyeceğim ben ona. Yani bir başka YouTuber'ın konseptini beğenip, esinlenip ona benzer bir şey yapabilirsin. Bu tabii ki çok normal. Yani yıllardır böyle, oyunlarda da böyle, YouTube'da da böyle, televizyon programlarında da bile böyledir yani bu. Bununla ilgili hiçbir sorunum yok. Ama bir videonun hem thumbnail'ini hem içeriğini hangi dakikada reklam basmaya kadar kopyalanmış, sadece Türkçe ve daha eblek bir versiyonunu YouTube'a yükleyince araklamış oluyorsun yani. Bu çok ayıp bir şey. Yani ben bilmiyorum, ben böyle şeylere... Adalet sıkıntım var benim. Çok takıyorum kafayı. Kimisinin umrunda değil. Olabilir abi. O da onların bileceği şey. Yani ben sadece bunları eleştiriyorum. Çekememiş, sinirlenmiş. Yazık. Bana twerkçü falan demiş. Twerk yaptığımı asla ve asla inkar etmiyorum. Twerk yaptım. Ama neden yaptım bir sor. Neden twerk yaptım? O gece klasik işini... bu yolda kazanan bazı Twitch yayıncılarından bahsediyorduk. Yani ben oyun oynuyorum, muhabbet ediyorum, bazen bir şeyler eleştiriyorum. Bu şekilde izleniyorum. Kimisi mesela etini satıyor. Onlardan bahsediyorduk o gece. Ya dedim ki, 5 dakikamız mı kaldı? Tamam. Dedim ki ya arkadaşlar, eğer bu iş böyle kolaysa, twerk yapacaksak, kıçımızı sallayacaksak, bir 150 kişi sab olsun dedim. Gecenin 4'ünde 5 dakikada 150 kişi sab oldu. Twerk yapacağım dedim 150 kişi sab olursa. E ne yapayım, sözümüzün eriyiz kardeşim. Kalktım paşalar gibi twerk'ümü yaptım. O aslında bir isyandı benim için. Oğlu twerkçü reis falan filan. Sinan Barankoğlu ile aynı kefeye falan koymuş. Bilmiyorum ama. Yani Enes Batur gibi kişiler hiçbir zaman benim seviyeme gelebilecek adamlar değil ya. Çünkü yani YouTube dışında hiçbir şey yok adamın, anlatabiliyor muyum? Uğraşsın yani, önemli değil. Hiç önemli değil. Evet. Geldim. Evet. Hatta şöyle bir şey var. Mesela ben eve gelince insanın falan bir ev arkadaşı. Niye burada değil ev arkadaşın? Gelemedim arkadaşım. Nerede şu an? Evde. Evden şu an bu yayını mı izliyor ev arkadaşın? O da evde seviyor. Ödevlerimizden gelemedim. Ya öyle bir şey olabilir mi ya? Tamam, o da benim gibi uyuz bir insanmış. Olabilir. Evet. Ya uyuz derken öyle uyuz değil. Tembel manasında. Canım yani tanımıyorum sonuçta. Tembel olabilir. Kötü bir şey değil. Evet. Adı ne? Hande. Hande. Tamam. Hande izliyor mu şu an? O anladı. Gönderdim ona. Hallettim ben. Canım. Senin ilk sorun neydi ya? Cevabı buldum da ben soruyu unuttum. Heh, Anos'la sorunlarını çözecek misin demiştin. Şimdi ben o konuda Anlos'ta çok yaklaştım. Dedim ki Anlos dedim, benim seninle ilgili kafama taktığım bazı şeyler var. Geceleri uyuyamıyorum. Gel dedim bir yayın yapalım, bir headshot atalım. Beraber bu konuları tartışalım. Senin kanalında da olur, benim kanalımda da olur. Herhangi birinin kanalında da olur. Bu konuları dilersen tartışalım dedim. Cevap bekliyorum dedim. Cevap vermedi. O yüzden çözemiyoruz herhalde. Bir Half-Life oynuyorsunuz abi. Half-Life mı? Team Fortress oynayalım. Olur mu? Dota oynamazsanız başarılı olabilirsiniz. Dota oynamazsak başarılı. Falan tutamıyor pek hani. Ya Age of oynadığımızda da sıkıntı oluyor. Çok kötü oynuyorlar çünkü. Abi yok, yerine seni yani. Ben de yani onda işte onları öğretirken sinirleniyorum. Çalışıyorlar, yenecekler mi? Şöyle diyorlar. İnşallah. Ama bekliyoruz abi. Yani. Bekliyoruz. Sürem doldu. Sürem dolalı çok oldu bu arada ya. Ya bir şey olmaz diyorsunuz da hep böyle bu salonun kapanması bana denk geliyor. Zorla kovuluyoruz ya. Hep öyle oluyor. Başka yerde devam edelim. Başka arka odada mı? Ya sen çok sevdin arka odayı. Vallahi çok taktın kafaya ya.
Evet, ne yapıyoruz abi? Abi yan tarafta Kıvanç Tatlıtuğ var. Bir hayır da diyemiyorsun ki adama yani. Şu tipe baksana ya. Şu yakışıklılığa bakar mısın? Buna nasıl hayır diyeceksin? Abi gitmemiz lazım falan diyor. Ben seninle cehenneme giderim. Bu ne güzellik ya. Etkinliğimize verdikleri destekten dolayı ana sponsorumuz GCS Akademi'ye Monster, Razer, Gold, Kobiet ve GYG'nin Türkiye teşekkürlerini sunuyoruz. Etkinliğimize verdikleri katkılardan da Eskişehir, Büyükşehir ve Tepebaşı Belediyeleri'ne İmres, Doğalay, Bilyon, Eskoyunlar, Atalay Tepen, Asya, Ömer İşkolatçısı, Smithsari, Mandaris Kafe, Kalabak Su, Nescafe, Kaptan Kaf Kafe, Indomie, Şokapay, Social, Şükrede Kampleri, Ömer İşkolatçısı'na teşekkür ediyorum. Ben de diyorum bana suiti nasıl tuttu bu çocuklar? Böyle bulmuyormuşlar. Ahmet abi, tüm organizasyonda en iyi geçen görev alan bir aile organizasyonlar bildiğin çarşıda kuruş edildiğini bu sene artık için sunması için sahneden. Sahnedeyim oğlum ben zaten. Buradan, oradan mı çağırayım? Dur geliyorum. Bir dakika. Bir dakika ben geliyorum. Ekip öne gelecek çünkü. Ver abi. Evet, 78 kişi okuyacağım şu an sabokur gibi ya. Bu görevi bana vermişler çünkü en çok sabah okuyan benim ya böyle üst üste. Hadi bakayım bismillahirrahmanirrahim. Bu kimin el yazısı? Allah seni bildiği gibi yapsın. Sen tıp mı okuyorsun oğlum, bu ne? Tamam, kendisi okusun. Efendim, emeği geçen insanların isimlerini okuyorum bu etkinlikte. Kaan İyigün, Batın Öztürk, Sinan Yücel, Ali Turan, Damla Hayat, Alptekin Çile'nin üstünü çizmişler, bu çocuğu sevmiyorlar galiba. Göksu Öztuncer, Münevver Kayaaltı, Onurcan Durukan, Yektan Yılmaz, Uğur Karaca, Berke Kızılaslan, Batuhan Konca, Alara Kozan, Mehmetcan Kudayilga, Ceren Şengül, Mehmetcan ne oldu ya? Baran Çalışkan, Mert Kökmen, Tibet Kıdır, Mustafa Anıl Arslantaş, Adem Sarıkaya, Deniz Aslan, Taha Murat, alkışlayın. Onur Mete Teoman, Orkun Testereci, Bahlu, pardon Rana Akın, özür dilerim. Tuana Yaşar, Melih Adam, Emre Kanik, Nisa Yelekçi, alkışlayın. Oğuzhan Halil Özbek, ya niye duruyorsunuz? İrem Alkır, Akın, özür dilerim. Elif Ceren Şahin, Zehra Uslu, Kadir Şeboy, Alperen Aksu, Batuhan Uysal, İsmail Kurtçu, Musa Can Erdoğan, Ali Baranç, İrem Altun, Funda Eroğlu, Sena Şenay, Melek Embel, Gaye Şen, Duygu Yılmaz, Samet Öksüz, Berke Can Bal, Alara Türkeli, Zafer Kara, Beste Yılmaz, Sezin Ünal, Beyza Aka, Dilan Ceylan, Umutcan Aslan, Ebrar Turuncu, Furuncu, Riya Yaman, Cevdet Karagöz, Furkan Demir, Fırat Duan, Semih Özen, İbrahim Karataş, Ali Uzaş Odabaş, Polat Kara, Fatih Nergis, Onur Kaymak, İrem Nur Turan, Fatih Küt, Furkan Korkmaz, Saadettin Demircioğlu, Anıl Ay Yıldız, Kadir Şeboy, İsa Hanilce, Ayça Yaşar, Ezgi Abak, Buket Kara, Zehra Uslu, Erhan Çağlar, Anadolu Üniversitesi İletişim Kulübü 2019-2020 dönemi yönetim kurulu ekibini alkışlarız da sahneye Halil Yaray. Beste Erdem, Berkin Mumcu, İdil Şentür, Atakan Parlak, Melek Susak, bunun yanına not düşmüşler. Yönetim kurulu başkan yardımcısı yetkili biri galiba. Berkay. Berkay Kamar. Altar Vurgun. Koordinatör bu. Koordinatör geliyor. Yağız Yiğit Dalkan. Doğru. Doğru. Ve yönetim kurulu başkanı Ahmet Onur Ülkes. Oğlum daha okumadım fotoğraf çekilmedim. Sizi de mi çağıracağım? Kim, tanıyorsunuz mu? Bekleyin lan siz. Bunlar çalışmış kaç tamam burada. Dürdüler. İki gündür anam abi. İki gündür.
adamların. Ben de mi geliyorum? Nereden geleyim? Kim çekiyor? Tun abiler de mi gelecek? Tam izlemişse durmayın, gözükmezsin. Kim çekecek abi? Orada. Neredeyiz? Çek abi. Salonu erken terk edenler şey mi? Fotoğraf çekilmek evet. için... Tepeyi terk eden okçular. Nereye bakıyorsun?